Merhaba arkadaşlar, hepiniz jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar malum 2023 Haziran ayındayız, Haziran'ın 11'i. Biliyorsunuz yakında Kurban Bayramı var. İşte bu nedenle kurban hakkında bazı pratik bilgilerin insanlara ulaşması için böyle bir video hazırladık. Hangi hayvanlar kurban edilir? Çok basit ve özetle. Kurban edilmeleri caiz olan hayvanlar: koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. 1 yaşını bitirip 2 yaşına girmiş koyun ve keçi, 2 yaşını bitirip 3 yaşına girmiş sığır ve manda, 5 yaşını tamamlayıp 6 yaşına girmiş olan deve kurban olur. Ancak kuzu büyük olup 1 senelik koyundan fark olunamazsa ve 6 ayı tamamlamışsa kurban olur. Kurban vahşi yabani olmamalıdır. Yani mesela dağ keçisi gibi arkadaşlar. Bir sığır, bir manda veya bir deve en çok 7 kişi için kurban olur. Yani 7 kişi müşterek olarak bir sığırı veya deveyi kurban edebilirler. Ortaklar 7 kişiden az veya tek veya çift olabilir. Bir koyun veya bir keçi yalnız bir kişi için kurban olur. Bir kimse arzu ederse 2 koyun da kurban edebilir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her sene 2 koç kurban ederdi. Veda haccında 100 deve kurban ettiler. Ortakların inek, öküz, deve veya manda kurban ederken kurbanı hep birlikte almaları veyahut işlerinden birine vekalet vermeleri müstehaptır. Bütün ortakların Müslüman olmaları, kurbanda ibadete sevap ve fedai nefse kendilerinden bedel olmasına niyet etmeleri, hisselerinin müsavi denk olması şarttır. Bir ortağın hissesi kurbanın bütün bedelinin 1/7'inden az olmamalıdır. Ortakların bazısı vacip kurbana, diğerleri sünnet, nafile, nezir ve adak veya akika kurbanı niyet etse yahut ortakların bazısı ölmüş ya da sahibi veya bunamış olsa kurban caiz olur. Kurban kesmede bazı mekruhlar. Kurbanı yatırdıktan sonra bıçağı bilemek mekruhtur. Kesmeyen bıçağı kurbanın boynunda kaldırıp biledikten sonra kesmek, hayvanı o halde bekletmek gibi haller ona eziyet olduğu için haramdır. Lakin böyle kesilen hayvanın etini yemek haram olmaz. Hayvanı kör bıçak ile kesmek, kör bıçağı birkaç defa sürmek, kesileceği yere bacağından sürüyerek çekmek, iliğine kadar bir hamlede kesmek, kurbanı incitmek, canı çıkmadan yüzmek, başını bir hamlede kesmek, kıbleye çevirmemek ve doğurması yakın olan hayvanı kesmek mekruhtur. Şimdi arkadaşlar, kurbanla alakalı bir de hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed, hayvanların yüzlerine vurmayınız. Zira her şey Allahu Teala'ya hamd ederek onu tesbih eder. Yani insan yüzüyle, ağzıyla Allah'a tesbih eder. Yine başka bir hadis-i şerifte, yani ben yanlışsam inşallah düzeltin yorumlarda, insanın yüzüne vurana melekler lanet eder diye. Bir de insana bıçak doğrultmamanın iyi olmadığı söyleniyor. İnşallah daha böyle güzel videolarda görüşmek ümidiyle. İnşallah bizi beğenin, kanalımıza abone olun arkadaşlar.